Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyurdu. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız zaman yolunuzu asla şaşıramazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Salatü ve selam peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Yüce Allah insanlara rehberlik etmek ve onların ellerini tutarak karanlıktan ışığa ve helak yolundan kurtuluş yoluna götürmek için peygamberlerini gönderdi. Allah Teala şöyle buyurur. Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberinde kitabı ve mizanı indirdik. Cenab-ı Hak peygamberlerin sunucusu olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile tüm risaletleri mühürleyip sona erdirdi. Allah Teala şöyle buyurur. Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir. Bu son olan peygamberin risaleti her zaman ve her yerde geçerlidir. Allah Teala gelecekte ve geçmişte onu batıl kılacak olmayan, hikmetle dolu ve mucizevi olan Kur'an-ı Kerim'i peygamberin üzerine indirdikten sonra sünnet-i seniyeyi Kur'an'ın açıklayıcısı olarak ilham etti. Allah Teala şöyle buyurur. O kendiliğinden konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiy iledir. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Sana da insanlara gönderileni açıklayasın diye Kur'an'ı indirdik. Belki düşünürler. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu ki, biliniz ki bana Kur'an ve onun benzeri yani hadis verildi. Yüce Allah'ın kitabını düşünen kimse, Yüce Allah'ın kendi emirlerini ve Peygamberimizin emirlerini birden fazla yerde birleştirdiğini görür. Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar! Allah ve Peygamber sizi hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet edin. Şani Yüce Allah, rızasını Resulünün rızası ile iç içe kılmıştır. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur. Eğer inanıyorlarsa Allah'ı ve Peygamberini hoşnut etmeleri daha gereklidir. Yüce Allah, peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur ayetiyle Resulüne itaat etmenin bizzat kendisine itaat etmek gibi olduğunu bildirmiştir. Ayrıca bu itaatin merhamet sebebidir. Bu bağlamda Allah Teala şöyle buyurur. Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Bu itaat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymakla gerçekleşir. Allah Teala şöyle buyurur. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder. Ümmetin alimleri ve fakihleri görüş birliğiyle sünnet-i seniyenin delil olduğunu ve Allah'ın kitabından sonra yasamanın ikinci kaynağı olduğunu söylemişler. Allah Teala şöyle buyurur. Allah sana kitap ve hikmet indirmiş. Sana bilmediğini öğretmiştir. Allah'ın sana olan nimeti ne büyüktür. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir. Hakkıyla haberdardır. Sünnet peygamberimizin sözleri, fiilleri ve onaylarıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar, andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Resulullah en güzel örnektir. Gerçekten Hazreti Peygamber onun tüm hayat işlerinde bizim için en güzel örnektir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh da şu hadis-i şerifi nakleder.
Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum her şeyi yanımda bulundurmak için yazıyordum. Nihayet Kureyş muhacirleri beni bu işten sakındırarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğun her şeyi yazıyorsun. Oysa peygamberimiz de bir beşerdir. Öfke veya sevinç halinde bir şey söyleyebilir dediler. Bu nedenle Resulullah'ın hadislerini yazmaktan sakınarak olayı peygamberimize aktardım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ağzına işaret ederek, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz buyurdu. Yasama kaynağı ilk olarak hidayet rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi ise Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyesidir. Halbuki sünnet Kur'an'ı açıklayıp bize teferruatı bildirir. Çünkü Resulullah Allah'ın muradını en çok bilen insandır. Resulullah'ın verdiği hüküm Allah'ın hükmü gibidir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü işlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki onu Resul'e veya aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Allah Teala peygamberin emrine aykırı hareket etmemizi uyararak şöyle buyurur. Onun buyruğuna aykırı hareket edenler başlarına bir balanın gelmesinden veya can yıkıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Peygamberimizin sünnet-i seniyyesi Kur'an-ı Kerim'de mücmel hükümlerin çoğunu ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Kur'an'da namaz ve zekat emri genel olarak geldi. Allah Teala şöyle buyurur. Namazı kılın ve zekatı verin. Sünnetin açıklaması olmasaydı namaz, zekat, oruç ve hac gibi İslam şartlarını nasıl yerine getirebilirdik? Resulullah namazın nasıl kılındığını ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Resulullah buyurdu ki, beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öyle namaz kılın. Başka bir hadiste de şöyle buyurdu. Namaz kılacağında tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına geleni oku. Sonra rükûu rahat bir biçimde yerine getir. Sonra kalk dimdik dur. Sonra secdeleri uygun biçimde yerine getir. Sonra kalk oturumu dimdik yap ve namazının tüm rekatlarını böylece yap. Zekatin nelerde farz olduğunu ve zekatin miktarını sünnet açıklamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac ibadetlerinizi benden öğrenin. İmran bin Husayn radıyallahu anhu onun yanına bir adam gelip dedi ki Kur'an'ı bırakıp okumakta olduğunuz bu hadisler nedir? İmran ona sadece Kur'an ile yetinseydin öyle ikindi ve akşam namazlarının ne vakit ve kaç rekat kılındığını ve Arafede vakfe ve cemreleri taşlamanın nasıl yapıldığını nereden bilecektin dedi. Peygamberin sünneti Kur'an-ı Kerim'in mücmelini ayrıntılı açıkladığı gibi Kur'an'da mutlak olarak gelen hükümleri muayyen bir şeyle sınırlandırmıştır. Örnek olarak vasiyetin 1/3'den fazla miktarda yapılmasıyla sınırlanıp miras alana da vasiyet olmadığı belirlenmiştir. Bir seferinde Hazreti Peygamber Mekke'de hasta olan Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ziyarete gitti.
Sa'd bin Ebi Vakkas, Hazreti Peygamber'e şöyle dedi. Malimin tamamını vasiyet edeyim mi? Hazreti Peygamber hayır cevabını verdi. Sa'd, yarısını vasiyet edeyim mi diye yeniden sordu. Hazreti Peygamber yine hayır cevabını verdi. Sa'd bin Ebi Vakkas bu kez üçte birini vasiyet edeyim mi diye son kez sordu. Hazreti Peygamber bu soru üzerine üçte bir bile çoktur. Senin varislerini zengin bırakman onları fakir ve insanlara el açar bir halde bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu. Başka bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu. Miras alana vasiyet yoktur. Yine de sünnet bir kız ile hala veya teyzesinin aynı nikah altında birleştirilmesi yasak olduğunu belirtmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kadınla halası veya teyzesi aynı anda nikahlı tutulmaz. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, sünnetin dindeki konumunu ve delil olmasını vurguladığımız gibi aynı zamanda ibadetlerin sünnetleri ile alışkanlıklar arasında apaçık bir fark olduğunu belirliyoruz. Halbuki giyim, seyahat araçları ve insanların geleneklerine bağlı olan diğer şeyler gibi bu alışkanlıklar zaman ve makana göre değişir. Her dönemin önceki dönemden farklı gelenekleri vardır. Bu yüzden peygamberi örnek almak bahanesiyle insanların seyahat, kıyafet veya yiyecek konusunda belirli bir alışkanlığa bağlanmaları gerektiğini söylemek mantıklı değildir. Dolayısıyla gelenekler şeriatın sabit hükümlerine aykırı olmadığı sürece dönem ve çevreye göre değişir. İmam Şafii'nin erkeklerin de baş örtüsü takması mertliğin gereklerinden olduğunu sayması ise onun zamanı ve çevresinin şartlarına uygun idi. Bugün ise bunda hiçbir sorun yoktur. Çünkü gelenek ve zevk bunu reddetmiyor. Sünnetin düşmanlarının iki tür olduğunu vurguluyoruz. Birinci tür, kendi özel amaçlarına göre metinleri tevil eden dinin tacirleridir. Bunlar dini tahrif edip kan döküyor, din adını kullanarak tahrip yapıyor ve güzel iş yaptıklarını sanıyorlar. Din bunlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Bunlar her şeyde aşırı oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözde ve işte ince eleyip sık okuyan, haddi aşıyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözde ve işte ince eleyip sık dokuyan, haddi aşan kimseler helak oldular buyurdu. Ve bu sözü 3 defa tekrarladı. Hazreti Ömer bin Hattab dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Ümmetim hakkında en çok korktuğum ağzı güzel laf yapan, söz söylemeyi çok iyi bilen münafıklardır. İkinci tür ise ilim talep etmeyen cahil kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların tehlikesine karşı uyararak şöyle buyurdu. Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler. Onlara bir takım meseleler sorulur. Onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapıklığa düşer hem de insanları saptırırlar. Bu yüzden sünnetin dinin müsamahasını ve İslam'ın ortalığı ve itidalini uygulamayan her kimseyle hiçbir ilişkisi yoktur. Resulullah bu aşırılığa karşı uyararak şöyle buyurdu. İleride sizden bir adam
İleride sizden bir adam koltuğuna yaslanmış olarak benden bir hadis okuyacak, sonra şöyle diyecektir: bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Onda helal bulduğumuz, bulduğunuzu helal kabul ederiz. Haram bulduğunuzu, da haram kabul ederiz. Dikkat ediniz. Allah'ın Resulü'nün haram kılması, Allah'ın haram kılması gibidir. Aşırı ve ihmal, İslam'ın vasatlığı, ve yönteminden, uzak ve Peygamberimizin sünnetine büyük bir haksızlıktır. Sünnet, Kur'an'ın genel amaçlarıyla tamamen tutarlıdır. Sünnetin amaçlarını anlayınca şüphesiz adalet, merhamet, kolaylık ve insanlık tulu olan gerçek dinimizin genel amaçlarını da anlarız. Eski ve yeni ilim adamları bu büyük amaçlara ulaştıran her şeyin İslam'ın üzünden olduğunu ve büyük amaçlara aykırı olan her şeyin de İslam'a da aykırı olduğunu vurgulamışlar. Dolayısıyla uzman bilim adamlarının dalalet ve sapıklık sahiplerinin sapmalarını doğrultmaları gerekir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: bu ilmi her nesilden adil olanlar taşırlar. Haddi aşanların değiştirmelerine müsaade etmezler. Cahillerin tevillerini reddederler ve aşırıcıların kötü niyetlerini def ederler. Sünneti onun amaçları aracılığıyla acilen anlamamız gerekir. Yoksa boyutlarını ve amaçlarını anlamadan metinlere dıştan baktığımızda donup dururuz. Bunu gerçekleştirmemiz için sünnetin çağdaş amaçlarını çağa ve onun gelişmelerine ayak uyduracak bir şekilde okumalıyız. İşte sünnetin çağırdığı yenileme budur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: şüphesiz Allah her yüzyılın başında bu ümmet için dinini yenileyecek birini gönderir. Ey Allah'ım, bizi Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizin sünnetini anlamaya muvaffak eyle. Bize faydalı olanı öğrenmeyi ve öğrendiğimizin faydasını görmeyi nasip et. Ey Rabbimiz, ülkemizi ve tüm alemi İslam'ı sen koru.